Etrafımızda gördüğümüz her şeyi, yıldızları, ağaçları, cıvıldayan kuşları, hatta bizleri oluşturan şey atom. Oldukça küçük bir madde parçası. Yalnızca bu kadar küçük olmakla kalmayıp, aynı zamanda oldukça ilginç özelliklere de sahip. Atomun gerçek boyutları. Örneğin bir atomun nasıl olduğunu düşünebilmek için gerçek boyutlarını da ele almaya çalışmamız lazım. Kitaplardan ve derslerden gördüğümüz üzere atom, yanda gösterildiği gibi çekirdeğinde proton ve nötronu olan, etrafında elektronlar dolanan ilginç bir yapıdır. Öyle değil mi? Merkezde çekirdeği oluşturan proton ve nötronlar, dışta ise yörüngelerinde dolanmakta olan elektronlar vardır. Aslında öyle değil. En azından göründüğü gibi değil. Eğer bir atomu ders kitabına gerçek oranlarıyla büyüterek çizmeye çalışsaydınız, bu muhtemelen imkansız olurdu. Dolayısıyla bu gördüğümüz tamamen temsili, hatalı bir gösterimdir. Atomun gerçek yapısını anlamak için çekirdeğini, yalnızca çekirdeğini, bir bilye boyutunda düşünelim. Bu durumda elektronları nereye koymamız gerekirdi? Cevap oldukça şaşırtıcıdır. Bilyeyi alıp bir futbol sahasının ortasına koyarsanız, elektronlar bu sahanın etrafında bir yerlerde dolanırlar. Peki aradaki onca mesafede ne var? Hiçbir şey. Tamamen boşluk. Bu yüzden atom altı dünyası gerçek dünyamızdan bakıldığında oldukça sıra dışı görünür. Çünkü bizim yaşantımızdaki hiçbir yapı atom boyutlarına indiğimizde karşılaştığımız yapılara benzemez. Aslında işlerin sıra dışılığı burada da bitmiyor. Söz konusu olan çekirdeğimize geri dönelim. Atomun kütlesinin büyük bir bölümü buraya ait. Peki buradaki madde ne kadarlık bir alanda bulunuyor? Yani çekirdek ne kadar yoğun? Cevap, gündelik hayata uygulayana kadar normal bir sayıymış gibi okuyacağımız bir miktar. Yani eğer 1 metreküp boyutunda ve atom çekirdeği yoğunluğunda bir küpümüz olsaydı 100 trilyon ton gelecekti. Muazzam bir sayı. Öyle değil mi? Görüşmek üzere.